Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ya bir dur ya! Bir dur! Dengesiz ya. Ne yapıyorsun kızım? Öldürecek misin sen bizi? Kaçmasaydın sen de. Ben kaçmıyorum. Ben gidiyorum. Ya bir dinlemedin ki. Bastın gittin. Sen bir de üste mi çıkıyorsun ya? Ya ne alakası var? Ben sadece konuşmak istiyorum seninle. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çek arabanı. Var. Konuşacak çok şey var. Ne konuşacağım ben seninle? Çocuk peşini bıraksın diye 40 takla attın. Nasıl savunuyorsun sen onu ya? Ha? Nasıl koruyorsun onu? Yalanlarını mı dinleyeceğim ben seni? Ya bana başka şans bırakmadı, tamam mı? Ama telafi edeceğim. Ne yapacaksın? Bu sefer sınıfın ortasında sarılacak mısın bana? Ne? Diyorum ki o aptal festivale beni niye çağırdın? Niye elimi tuttun? Ya çünkü bilsinler istedim. Benim seni seçtiğimi görsünler istedim. Derin Hanım beni seçmiş ya. Ne kadar şanslıyım gerçekten. Önce sırtımdan bıçakla sonra elimi tut vicdanını rahatlatmak için. Çok iyi. İyi geldin bari? Kerem bir dinler misin? Lütfen. Yağız haklıymış. Sen çok tehlikelisin. Senden uzak durmak lazım. Senden uzak durmak lazım. Senden de evreninden de. Ya kızım o telefonu açmayacaksan kullanma o telefonu ya. Ne anlamı var? Eve gitsem de iyice kıyametler kopardı. Sorun yok. Benim ev yakın. Bir uğrarız üstünü değiştirirsin sonra bırakırım ben seni. Taksi çağırmaz mısın? Nasıl? Anlamadım. Yani şey diyorum. Sen de oradan oraya benim yüzümden sürüklendin. Sorun yok. Sorun olmaz olur mu canım? Ya hadi ben işten atıldım neyse de sen adamı neredeyse... Sen işten falan atılmadın hiç. Melike'sin kovuldu. Ama senin hala bir işin var. Nasıl? Seni kimse oradan atamaz diyorum. Yani eğer çalışmaya devam etmek istersen o kapı hala açık. Ya istemez olur muyum? Sağ ol. Yani dediğin kadar varmış bu arada anlamış oldum. Otel hayatı zormuş. Ya baksan sizin otelde bile neler oldu. Kim bilir başka yerde neler. Tabii burada sen olduğun için artık bir şey olmaz, değil mi? Sen yine de bana fazla güvenme ufaklık. Korktu bu ya. Bak sen bir şeyler mırıldanıyorsun ve ben anlamıyorum. Diyorum ki Kerem'i aramadım ya merak etmiştir o beni şimdi. Ara o zaman. Arada sizinkiler eşyalarımı verirken çantamı içine koymamışlar. Dolayısıyla telefonum yok. Sen iyi alıştın ama. Aa, Kerem arıyor. Alo? Ece, senin ne işin var Orif'in yanında ya? Ne oldu, niye bağırıyorsun? Ya neredesin sen, söylesene bir. Ben şimdi işten çıktım kardeşim. Evren'in evine gidiyorum. Üstüm üniformalı kaldığı için onu değiştirmem lazım. Ya sen bu saatte Arif'in evine mi gidiyorsun Ece? Salak mısın sen ya? Ha,
Adam dediğin Evren Kerem'dir. Ayrıca bugün bana çok yardım etti. Ya Ece, konumunu at, bir yerde durun, ben seni gelip alıyorum. Hadi. Gerek yok. Kerem'cim, ben üstümü değiştirip kendim gelirim. Ya yani Evren bırakacak beni. Ececiğim, at konumunu, ben seni gelip alıyorum. Kapat şu telefonu ya. Tamam, oldu. Evde görüşürüz, öpüyorum. Ne oldu ya? Önemli bir şey yok değil mi? Yok. Ben ondan önce iş buldum ya, ondan birazcık gıcık olmuş. Öyle diyorsun. Evren, bunlar yine onlar değil mi? Evren, ne oluyor? Hayrola, ha? Ne oluyor? Bu sefer de kendi evime mi sokmayacaksınız beni? Ha? Cevap versene zaman. Kime diyorum lan? Ya ben çıldıracağım ya. Lan niye cevap vermiyorsunuz? Evren Bey. Hayırdır Ruhi? Bu seferki cezamız ne? Öğrenebilir miyim? Eve giremezsiniz. Kendi evime giremem, öyle mi? Otelde olay çıkarmışsınız. Çıkardım, evet. Birini hırpalamışsınız. Hırpaladım Ruhi, evet. İşte o hırpaladığınız kişi babanızın çok eski bir dostuymuş. Kim olduğu fark etmez Ruhi. Yine olsa yine yapardım. Hatta daha beterini yapardım. Yaparsınız, biliyorum. Ama babanız da sessiz kalmaz. Yani şimdi bu Yağız olayının üzerine bir de bu eklenince... babanız sizi gözünün önünden ayırmam. Evet. Ben o herifin evine girmem Ruhi. Biliyorum, o da biliyor. Bu yüzden size otelde misafir edeceğiz. Odanız hazır. Almak istediğiniz eşya var mı? Yok! Var! Var. Sen korkma. Ben hemen geleceğim, tamam mı? Bekle beni. Kusura bakmayın Ece Hanım. Ha, bu arada unutmadan. Çantanızı bugün o tatsız telaşta otelde unutmuşsunuz. Evren Bey'e vermek için yanımda getirmiştim, size vereyim. Buyurun. İçine kartımı da koydum. Bir ihtiyacınız olursa çekinmeden arayın. Teşekkürler. Ruhi Bey, bakın ben gerçekten böyle olsun istemedim yani. Üzülmeyin. Olur böyle şeyler babaoğul arasında. İyi de benim yüzümden oldu. Üzülmeyin. Evren Bey yapılması gerekeni yaptı. Ama babası yapılması... O da yapılması gerekeni yaptı. Ev değil, mafya malikanesi anasını satayım. Kızım sen anlamıyor musun ya? Niye geliyorsun peşimden hala? Ya sana değil. Evren'e geldim. Tamam hadi koş, Evren'e haber ver. Kerem'in haberi var, de bakalım ne diyecek sana. Koş hadi. Bulamadınız mı aradığınız şeyi? Hadi gidiyoruz. Söyle şu adamları çekilsinler. Tamam. Evren Bey. Ne var Ruhi? Bir delilik yapmayın olur mu? Bakın bunu ben rica ediyorum. Adamlarımız otele kadar sizi takip edecekler. Çek arabanı. Tamam. Çek. Tamam. Sakin. Evren. Seninle hiçbir ilgisi yok. Tamam mı? O herif benim açımı bulmak için fırsat kollar zaten. Anladın mı? Seninle hiçbir ilgisi yok. Şişt. Sen ne saklıyorsun? Sen bunu mu almaya gittin? Gel bakayım. Rahat duramadım. Ya Evren bunu ocağına... Ters seni. Ben de ne diyorum? Sakin,
gece bilip bilmeden konuştun, dinlemedin bile. Ama bak ben hala geliyorum, sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Belki de dinlemek istemiyorumdur. Niye? Derin bunu. İstemiyorum ya. Ya belki bilmediğin başka zaten şeyler var. Bak ikiniz de aynısınız ya. Sıfır utanma. Aynısınız gerçekten. Herkes delirdi olacak. Hadi. Hayırdır, ne oluyor? Sen çok iyi biliyorsun ne olduğunu. Hadi. Yürü. Kime diyorum, ne oluyor? Kime diyorum oğlum ben? Ne oluyor? Kime diyorum ben? Ya Evren hadi. Bana bak, sakin ol şampiyon. Sakin ol. Kerem! Yıkıyorsun lan sen! Kerem! Sen kimsin oğlum? Kerem! Lan kim bu ya? Kimsin lan? Ne yapıyorsun? Kimsin lan sen? Kerem! 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 Beni döveceksin lan! Öyle çekişinler bunu bırak! Tamam, bırakın lan şunu! Ben kendim lan, ne olacak? Beni mi döveceksin lan? Sen lan kimle şerefsizsin? Ya bir dokunma tamam mı? Dokunma! Dokunma! Evren Bey sakin, bana bak. Sen de, sen de. Bundan sonra uzak duruyorsunuz bize. Duydunuz mu? Sakın bak. Beni arabaya. Bırak. Sakın. Bırak diyorum, bırak. Rica ediyorum. Ne oluyor Derin? Tamam. Anlatacağım söz. Ama önce şuradan gidelim lütfen. Bir an be. Ya Kerem, ne oluyor sana? Bir şey söylesene ya. Ne bu halin? Niye saldırdın çocuğa durup dururken? Sırası değil hocam. Ya ne zaman sırası o zaman Kerem? Ya bugün benim için neler yaptı haberin var mı? Benim yüzümden... Ya savunma bana şunu. Kerem, o zaman anlat ne olduğunu. Ya satmışlar bizi, satmışlar. Evren'le Yağız birleşip bizi satmışlar. Babamla ilgili ne biliyorsa saklamışlar. Oldu mu? Duydun mu? Saçmalama, yapmamışlardır öyle bir şey. Ya yapmışlar işte. Ya pardon, ben bir su alabilir miyim? Tabii. Acilim. Ne yapıyorsun sen Derin, abartmıyor musun? İlaç. Görüyorum ilaç olduğunu. Daha yeni içmedin mi ilacını sen? Yok, bu başka. Ya suyu alabilir miyim? Sağ ol canım. Sana diyorum, daha yeni içmedin mi ilacını? Artık eskisi gibi etki etmiyorlar zaten. Etmez. Atarsan sürekli şeker gibi ağzına etmez. Sakinleştin mi? Nasıl yapabilir böyle bir şey ya? Hayır, ses kaydı bizde, bunu biliyor. Sen neyine güveniyorsun ya? Yağız polise yakalanmaktan korkmuyor Derin. Yakalansa bile babası onun suçunu örtbas eder. Cezasını da kendisi keser. Onun tek derdi sadece ve sadece babası. Senin gibi yani. Ben alışkınım. O ne ya? Aa, ne işi var onun sende? Kedi, benim. Sende kedi? Evet. Bakayım. Ya, ya Evren. Tamam Derin, korkma. Ne yapabilir sana ufacık şey, bakar mısın şuna? Bakayım. Hadi, götürelim şunu. Evren, bana da bir oda ayarlasana. Ben bu halde eve gidemeyeceğim. Hem zaten konuşacaklarımız var. Hallederiz. İyi akşamlar Evren Bey. İyi akşamlar. Benim oda hazır mı? Buyurun. Projeksiyon da istersiniz diye onu da hazırlattım. Sağ ol. Derin içinde üst kattaki suite. Tabii. Lazım Derin. Bilmediğim şeyler var belli ki. Buyurun. Hiç
bakmayın öyle. Herkesin bir tabiatı, doğuştan gelen bazı huyları vardır. Tabiat doğuştan gelir mi dedi? Ne dedi? Kerem nereye bakıyorsun? Ne yapacaksın ya? Kavga mı çıkaracaksın derse ya? Ne yapacaksın? Dur önüne. Kimi hırçındır, kimi uyuzdur, kimi komiktir, kimi derse geç kalır. Pardon hocam. Geç derim. Ama karakter sahibi olmak başka. Ona sarıl, buna öp. Yapmadığı kalmadı. Hala değinmedi ya. Şaka gibi. Bu gözler neler gördü aşkım? Birazdan bir kitap önereceğim. Not alın isterseniz. Rehanetin bir bedeli olacak tabii. Ne? Herkes öldürür sevdiğini Bekir kardeş. Değil mi Yağız? Nasıl hocam? Karakter diyorum. Doğuştan gelmez. Sonradan inşa edilir. Hatta o kadar da değil. Sürekli sınanır, sürekli korunması gerekir. Yani uzun iş, bence bu kadar kasmaya gerek yok hocam. Zeka her koşula uyum sağlamaktır demiştiniz. Doğru. Dedi, gerizekalı. Her koşula uyum sağlayacağım diye sürekli değişirsen karakter sahibi olman zor. Senet de kitabına bu yüzden karakter aşınması adını vermiş. Peki, ne demek istiyor? Yani bu rekabet ortamı, hırs ya da böyle her şeye sahip olma isteği gibi şeyler insanın karakterini bozuyor diyor, doğru anladıysam. Ama bu aşırı romantik bir düşünce değil mi hocam? Yani piyasa bizden ne bekliyor? Kazanan masa üstündeki her şeyi, hemen hemen her şeyi alıp gider. Rekabet etmemiz lazım, mücadele etmemiz lazım. Yoksa diğer türlü yenik sayılırız. Önemli olan kazanmak yani. Peki, savaştan nasıl çıktığının bir önemi yok mu? Yok. Galip geleceksin, bitecek işte. Yani kaybedenleri kimse umursamaz hocam. Ama kazananlara hep saygı duyarlar. Peki sen? Kazanırken hile yaptıysan, sana güvenen insanları yarı yolda bıraktıysan, sen kendine saygı duyabilecek misin? Yani ne kadar kazandığıma bağlı. Hani bir meblağ söylerseniz ben de ona göre bir düşüneyim. Para. Yani yeterince para verilirse herkes kendi doğrularından vazgeçebilir. Hepimiz satılığız, öyle mi? Öyle. Sadece bazıları daha ucuz, bazıları daha pahalı. O kadar. Yok ya, öyle değil. Bazıları ucuz, bazıları daha ucuz. Ama bazıları satılık değil. Yani illa para mı her şey? Hocam yani merakımdan soruyorum. Şimdi birinin bir derdi, sıkıntısı olur, çözmek ister. Birinin bir sırrı olur, üstünü örtmek ister. Yani arkadaş direkt paraya kilitlendi de ihtiyaç sahibi olduğu için galiba. Yani başka yolları da var. Tartışmayı sürdürmek ister misin? Yok hocam, istemem. Tartışmak için, çünkü karşınızdakinin de sizi anlaması lazım ya. Ama bir cevabınız var mı diyorsanız var. Alayım. Şimdi şöyle, koşul fark etmez. Ne kaybedeceğinin de önemi yok. Öyle çıkarmış, sırmış, hani benim çok ihtiyacım olan paraymış, mevzu bu değil. Mevzu şu, kendine hesabını veremeyeceğin şeyleri yapmayacaksın. Öyle yapıp yapıp özür dilemeyeceksin. Kendi çıkarını düşünmeyeceksin. Gerekirse kaybedeceksin, gerekirse üzüleceksin, gerekirse... Yürü lan kara olan, konuş lan! Kim tutar seni be, bas! Kim tutar seni? Gel gel! Atıl kurtul! Bırak bırak, ellemeyin, yarası derin onun, canı acıyor canı! O da bunu istiyor zaten. Kim? Kerem! Kerem! Tamam arkadaşlar, dağılın, bugünlük bu kadar, hadi! Ya hocam, arkadaş ama dersin huzurunu bozuyor, ben buraya okumaya geliyorum ya! Dağılın dedim, yaz! Dağılıyoruz zaten de, olmaz ki kardeşim! Sırada ne var Kerem Bey? Ha? Rektörün ofisini mi basacaksın? Ne yapsaydım? Ya sıraların üstünden uçmasaydım mesela Kerem?
Ya ben seni anlamıyorum artık. Burs burs diye bir tarafımızı yırtıyoruz. Senin şu yaptığına bak ya. Ya duramadım. Durmadın. Aynı şey. Değil. Allah Allah ya. Ne bakıyorsunuz ya? Niye bakıyorlar acaba? Ha. Ben niye baktıklarını söyleyeyim. Hanımefendi bizi tercih etti ya. Prenseslerin tercihi Kerem Servet. Eğer laf çarpmaların bittiyse... Bunun motor soğumamış daha. Al. İstemez. Ne bu? Ambulansı aramışsın. Duygusal bir insan değilsin ama... belli ki senin bile bir vicdanın var. Ha? Yok artık ya, yok artık ya. Evren'in hastaneden aldığı ses kayıtları. Babanızın kaza yaptığı gün... Yağız'ın da orada olduğuna dair kanıt. Almayacak mısın? Almayacağım. Başlayacağım senin gururuna artık. Ya babam için geri zekalı. Doğru diyor. Benim için ya da bizim için değil, baban için Kerem. Sağ ol Erin. Tamam, bundan sonrası da benim sorum. Niye alıyorsun? Niye almıyorsun? Ya Kerem, geri vermeyeceksin herhalde. Vereceğim tabii. Ya yanlış yapıyorsun. Sen bütün bu olanlardan sonra hala onlara muhtaç olmaya okeysen ben tamamım. Bütün bu olanlar ne Kerem? Ha? Bütün bu olanlar ne? Bu kız seni niye sattı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Evren neden pazarlık yaptı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama benim bildiğim tek bir şey var Kerem Bey. Ben sen gibi hiçbir şey bilmeden insanları yargılamam. İyi, bu bakışın beynine oksijen gittiğinin göstergesi herhalde. Sen öğrenmiyorsan ben öğrenirim Kerem Bey. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ulaşsaydım şaşardım zaten. Ruhi Bey, merhaba. Ben Evren'i aradım ama ulaşamadım. Birazcık acil bir işim var. Siz biliyorsanız eğer söyleyebilir misiniz yerini? Kapatmıştır telefonunu. Sabah Mina Hanım çağırmıştı onu. Yine kız peşinde yani. Efendim? Yok bir şey. Tamam, özel işi varsa ben sonra konuşurum. Teşekkürler. Ece Hanım bir dakika. Bu kadar hızlı karar vermeyin. Benim akşam biraz işim çıktı, o yüzden geciktim, kusura bakma. Benden daha mı çok önemli? Senden daha önemli ne olabilir ha? Senden daha önemli ne olabilir? Oo. İyi, tabii ki. Senden daha önemli hiçbir şeyim olamaz. Beni götüreceğim değil mi? Götüreceğim. Nereye istersen götüreceğim. Nereye istersen. Bütün gece seni sayıkladı yine. Akşama geliriz. Kocaman sarıl bana hadi. Kocaman. Hoppa. Başka bir yere gitmek ister. Nereye gitmek istersin? Çikolata yemeği bir de sabah oynamayı bir de... Nereye? Parka. Parka. Tamam. Şimdi prensesi arka koltuğa alalım. Dikkatli, dikkatli. Tuttum ama. Bunu kanatlarına yapacağım. Sen bunu teselli gibi düşün. Ne gibi? Teselli yani böyle mutsuzken mesela oyun kaybedince mutlu olmak için yapılan şey gibi. Mesela ben üzgünken seni görünce mutlu oluyorum onun gibi. Üzgün müydün ki? Birazcık. Şu kadarcık. Neden? Derinden sevdiğim bir şeyi kaybettim. Ben de dün oyuncağım.
Seni çok iyi anlıyorum. Çok üzülmüştüm. Ya. Peki sonra ne oldu? Onu ararken daha güzelini buldum. Aferin sana. Çak. Oh. Evren. O kim? Ufaklık. Ben Ruhi Bey'den öğrendim burada olduğunu. Rahatsız olmaz dedi ama. Yanılmış. Eğer biriyle görüşmek isteseydim telefonum açık olurdu. Doğru diyorsun. Haklısın. Kusura bakma. Ya gitmesin. Kalede durursun. Durur musun farklı? Pardon duyamadım. Durur musun farklı? Kalede dur. Ya... Ya buradır ki. Ufaklık ben miyim acaba ya? Evet Evren dedi. Sen şimdi boş ver onu. Gel biz seninle kendimiz tanışalım. Ben Ece. Benim adım Mila. Ay memnun oldum Milacığım. Ben de memnun oldum. Oh. Oynayacağım mı? Milacığım şimdi... Abin pek istemiyor gibi. Ben de birazcık üzgünüm. Pek oyun havamda değil gibiyim. Ama belki başka bir gün oynarız. Olur mu? Olsun, teselli olur. Ne olur? Teselli. Aha bak sen ya. Zorlama istersen Milacığım. İstemiyordur belki abla. Uf deyin de böyle gıcık. Üsttekiler ne diye oynamıyorlar. Ben. Bir de üstüm kirleniyor diye. Aa. Ay hayatta inanmam. Oynayacak. Evet küçük hanım. Ama bir şartım var. Şimdiden söyleyeyim. Abiciğine söyle. Tek başıma kalede durmam. Arada o da geç versin bir zahmet. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok. Sen oyuna girdin. Bir de kural koyuyorsun ha? Vallahi anlaştık bile. İşine gelirse. İşine gelirse. İşime gelirse. Tabii. Hadi başlayalım. Hazır mısın Mileciğim? Evet. Çak. Ama üç dediğimde var. Üç dediğinde tamam. Evet. Say bakalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım başlıyoruz. Gönder. Al. Hadi bakalım. Sanki biraz evvel ağlamış gibisin. Sen konuşmasan da atla, ben anlarım atla. Çünkü elinden tanıdım seni. Ben anlarım sakladın silinmediği duvarların. Sağlam yıkılmaz sanıyorsun. Sen öyle zannet. Gol! Ben anlarım. Yalnız bir zahmet kaleye geçin artık. Sanki sonbaharsın. Sıra bendeymiş Mila. Buyurun. Geçiyorum. Geçin. Titriyor duvarları. Vur golü. Dokunma dersen ben anlarım. Hayır ya gol. Bravo be işte o çık tık 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 tık. Şimdi boş sokakların. Titriyor duvarların. Dokunma dersen kız ben anlarım. Kız gücü be kız gücü. Fakat bu ülkede adalet ve eşitlik var küçük hanım. O yüzden kaleye geçme sırası sizde. Buyurun. Sende. Hadi bakalım. Sen de sırtımı almamı beklemiyorsun herhalde. Ne münasebet beyefendi. Biz başımız açıversine bakarız. Ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni. Ben anlarım sakladın silinmedi duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun. Biz bir takımız tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Futbol sert kızlar için çok iyi bir oyun olabilir. Ama narin erkekler için pek uygun değildir. Titriyor duvarların dokunma dersen ben anlarım. Yani sen illa canımı yak diyorsun ha? Hoca meydan.
kırmızı kartım, sarı kartım bir şey. Sarı kart. İşte bu be. Kaldır bari beni. Centilmenlik kazansın. Onları çamur atmak da olmaz. Bilal. Baş baş baş. Şimdi boş sokaklarım. Geliyor musun? Ya Evren, bari restoranda konuşsaydık ya. Yani böyle odanda. Bak, sen bu halde restorana çıkmak istiyorsan çık. Ama ben bu halde hiçbir yere gitmem. Peki. Hadi. Hem ben sana tişört, üst baş bir şey veririm. Buyurun. Sinan da boğdurulmak istenen evlada da bak sen. Efendim? Şarkı söylüyorum dedim. Ayrıca bu sana iyi bakıyor mu? Bak, bir şey yapıyorsa bana söyleyebilirsin. Ben onun canını okurum. Nasıl? İyi mi muhabbet? Vallahi senden iyi olduğu kesin. Doğrudur. Şimdi senin üstüne başına bir şeyler bulmak lazım. Renk tercihin var mı? Fuşya. Olur. Tarzına da benziyor zaten. Al bakalım. Ben çıkayım. Çıkayım ben. Çıkayım. Ceketimi alayım. Al. Çıkayım. Lütfen. Bekliyorum ben. Neredesin oğlum sen? Bak söylerim Evren abine ha. Kusura tamam. Bakmayın beyefendi, hemen ilgileniyorum. Dikkat et. Tamam. Gözün gibi bak. Tamam mı? Evren Bey, bir misafiriniz var. Kim? Bilemiyorum, restorana almışlar. Tamam, sağ ol. Evren, giyindim ben. Ne oldu, niye gülüyorsun? Bu konuda başarılısın. Sana boşuna ufaklık demiyorum ben. Yalnız o benim ufaklık oluşumdan değil, senin dev oluşumdan. Seni biraz toparlayalım. Ne dersin? Anlıyorsun bu işlerden. Thank you.
Evren, başka bir yere mi gitseydik? Ben buranın çalışanıyım ya sonuçta. Zaten bizi yeterince yan yana gördüler. Misafir dedikleri bu muymuş? Ben insan bekliyordum. Çok iyi tablo be. Hı? 10 numara bodyguard tutmuşsun kendine. İstanbul tabii burası, normal. İnsanın başına her şey gelebilir. De, yani benim anlamadığım, benim arabama binmeyip seni, kardeşini çatır çatır satan şu herifin yanında geziyorsun ya, gerçekten enteresan. Nasıl yapalım? Sen mi çıkarsın yoksa ben mi atayım? Siz hep böyle mi davranıyorsunuz burada müşteriye? Evet. Bir suyumuzu içseydik. Bir dakika. Ben söyleyeceklerini dinlemek istiyorum. Tabii duyacakları seni rahatsız etmeyecekse. Ne yapıyorsun sen şu anda? Bir de bu cibiliyetsizin önünde. Çok ayıp. Evren, ben seninle bunu konuşmak için gelmiştim. Hastane kayıtlarını almışsın. Üstelik buna... Bana. Buna yardım etmek için. Öyle gerekti. Öyle gerekti. Peki nedenini sorabilir miyim? Hesap mı soruyorsun bana? Hesap soruyorum sana. Hesap vermeyeceğim. Veremeyeceğim de denebilir ona. İsteyen anlatır çünkü. Babamın adamlarından kurtulmak istiyordum der. Ama tek derdim o değildi der. Benim tek derdim derin der. Benim 10 senedir derdim derin der. Değil mi? Nasıl yani? Sonra. Buyurun. Raşit Bey aşağıda toplantı odasında sizi bekliyor. Tabii, hemen geliyorum. Hiç bana öyle bakma. Anlaşmayı ilk sen bozdun, tamam? Bu saatten sonra ne yapacağız? Gelişine yapıştıracağız. Hadi bakalım. Yapıştıracağım. Ben yanlış mı duydum? Sen bu cibiliyetse beyim dedin. Evren Bey, burada göz önünde tatsızlık pek iyi değil. Sonuçlarını biliyoruz. Hem bu arada sizin ilgilenmeniz gereken başka bir durum var. Neymiş Rui? Neymiş? Bir arkadaşınız aşağıda sizi bekliyor. Şey, derin mi acaba? Çünkü benim onunla da konuşmam gerekiyor da. Hayır. Tamam, yeter. Yeter bugün artık. Bitmedi misafir arkadaşı. Bıktım artık hepsinden. Yok benim arkadaşım falan. Gönder gitsin kimse. Gönder. Tabii. Gelmem diyorsanız arkadaşınızı gönderirim. Ama polis eşliğinde. Ne işin var ya burada? Ya senin ne işin var asıl burada? Polisindeki ne kızım sen? Ya çamur oldu, değiştirdim Kerem. Ben şu durumda sana mı hesap vereceğim? Neymiş polislik mesele? Sana ne? Bana ne? Doğru, bana ne? Rui, ara polisi gelsin alsınlar. Hayır ya, lütfen bir dakika. Sen kim olarak, pardon? Babasının oteli çünkü Kerem. Çağır o zaman. Alsınlar beni. Evet, çağır. Allah Allah, saçmalamayın lütfen. Ruhi Bey, kardeşim ne yaptı? Öğrenebilir miyim ben? Yağız Bey'in arabasını çalmaya çalışırken yakalanmış. Anahtarları valeden yürütmüş. İşte o anda da yakalanmış. Vay 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 vay. Kerem, sen delirdin mi artık? Hiç bana delirdin mi falan deme. Evet, delirdim. Ya ne yapsam olmuyor. Ses kayıtları elimde patladı. Polise gitsem olmuyor. Herifi içeri attırmaya çalışsam herif kahraman ilan ediliyor. Ya herife bir olmuyor. Ben önüme alıma bakıyorum. Çağırın polisi ya, beni alacaklarsa alsınlar. Yatar çıkarım, ne olacak? Allah Allah ya. Arabayı çaldın. Sonra planın ne? Sonrası yok. Artık yakar mıyım, uçurumdan aşağı mı atarım bilmiyorum. Ben bu herife zarar gelsin istiyorum. Bu herifin en değer verdiği şey o araba değil mi? Bugün olmasa bile yarın o arabayı alacağım ben. O zaman yapacağımı biliyorum. Olmaz. Uçurumdan atmak olmaz. Daha yaratıcı bir şey lazım. Evren Bey. Rui. Sen de düşün. Ne olabilir? Nasıl yani ya? Dalga mı geçiyorsun sen? Bak, biliyorum bana güvenmiyorsun. Yani ben olsam ben de bana güvenmezdim. Ama bir istisna yapacaksın artık, ne yapalım? Sen madem gözü kararttın, ben varım. Bir kere de bir suç işleyelim ha. Bir kere de bizim yanımıza kalsın. Sen ciddisin yani.
Bir dakika, bir dakika. Siz toptan delirdiniz. Benim haberim yok, değil mi? Tamam, bana uyar. Zaten mekan senin değil mi? Delil yoksa suç da yok. Anlaştık. Anlaştık. Gel Ömerciğim. Siz araçla mı gelmiştiniz? Evet güzel kardeşim, araçla geldim. Bunun akıbeti de aynı olmasın. Yok baba, estağfurullah, olur mu? Gecikme. Peki. Arkadaşım, araba nerede? Bilmiyorum, bilgimiz yok efendim. Nasıl bilmiyorsun ya? Araba oğlum bu, nerede, nerede? Rüyü ne tarafta dedin sen? Ben konumu yazıyorum, çıkmıyor. Çıkmaz Evren Bey, öyle yerler haritada bulunmaz. Hadi Ruhi abi ya, acıktı yavrucak. Tamam, tamam. Nasıl bulacağız peki? Ne bileyim, bir arayayım biraz daha. Ya benim kapatmam gerekiyor, her taraf yağ oldu. Ne oldu? Yok bir şey yok, sen devam et, bulacağız bir şekilde. Ay pardon ya. Ben Evren'e baktım ama yanlış mı geldi? Adresi yanlış vermediğinden emin misin? Ruhi yapmaz. Ruhi kim ya? Yakınım. Galiba tek yakınım. Ha, tabii ya. Al gibi dönüyoruz bir saattir. Şu ileriden sola gireceksin. Yoldan çık diyorsun yani. Zaten çıkmadın. Al derin şunu iç biraz. Daha iyi misin? Bir Kerem, bir sen. Nasıl? Yani ben dağılıyorum, siz sırayla topluyorsunuz beni. Ah be Derin. Keşke hiç dağılmasan daha iyi olur ama. Hadi daha iyisen ben seni evine götüreyim. Götürme sen. Burada kalmak istiyorsun. Yok. Yani seninle bir şeyler yapsak. Hani bu gece benim son gecem ya. Ay, tövbe tövbe Derin ya. Allah korusun, ne biçim laf o? Öyle ama. Güzel geçsin istiyorum. Güvenebileceğim biri yanımda olsun. Hiçbir şey düşünmeyeyim. Hiçbir şeye canımı sıkmasın istiyorum. Öyle düşün. Yani benim için bir teselli. Olmaz mı? Derin, senin neyin var? Sen benimle misin onu söyle. Ne yapacağız peki? Bilmem, sen seç. Ama önce anneme haber vereyim, tamam? Ne gülüyorsun ya? Daha dün deli gibi azar işittik. Vallahi bu sefer de haber vermezsem öldürürler beni. Sen ciddisin. Ay pardon ya, ben şaka yapıyorsun zannettim. Çünkü ben hiç böyle şeyler yapmam da. Yani annem hiç merak etmez beni. Tamam hadi sen şey ara.
Git şunu artık ya. İki yudum zaten. Nihayet. Çok özür dilerim. İlgilenmem gereken önemli biri vardı da. Benden de mi önemli? Maalesef öyle. Ha öyle. Öyle ne güzel. Ne güzel. İyi, İbrahim amca geldiği zaman da aynısını söylersin o zaman. Otelde çalınan bir arabadan daha önemli işlerim vardı dersin. İbrahim Bey aradı beni. Meseleyi sordu. Ben de kamera kayıtlarını inceledim. Yani söz ettiğiniz gibi bir araba görmedim. Sen dalga mı geçiyorsun? Aa. Ha, ben buna verdim işte arabayı. Çalışanlarımızla da görüştüm. Onlar da görmemişler. Neyi görmemişler ya? Sana vermedim oğlum ben arabayı. Yaz Bey, galiba bu sefer siz yanıldınız. Neyi ben yanıldım ya? Nasıl yapıyoruz şimdi? Son kararım. Eminsin değil mi? Eminim, eminim. Güveniyorsun yani bana. Ya yine satarsam seni? Yine satarsam beni, o pres makinesinin içine seni koyarız kardeş. Kolaydı kardeş. Kolaydı. Daldın. Niye yapıyorum diye düşünüyorum da. Ulan emin misin demiştim. Emin olmak istedim işte. Değer mi diye. Ben İstanbul'a geldiğimden beri iki araba kaybettim. Bursumu yakıyordum. Babamın arkadaşının evinde misafir olmak zorunda kaldık. Sonra dedemin evine sığıntı olarak terfi ettik. Hepsi de o çocuk yüzünden. Sonuç? Değmez. Biliyordum. Temiz çocuksun sen. Ama hepsinden daha önemli bir şey var. Neymiş? Babam. Yaralandı o kazada. Boyunlukla gezdi 3 gün. Kolu da yaralanmış. Şimdi bana sen söyle. Babana zarar gelmesinden daha önemli bir şey var mı hayatta? Bu soruyu bana sorma bence. Ben sana söyleyeyim o zaman. Yok. Vardır öyle babalar. Öyle düşünen oğullar. İşte ben de onlardan biriyim. O zaman sahne senin. O zaman... Bunu duysa sinirden deliye dönecek olan babam için. Ya annem haberi var, bir şey olmaz da. Dedem bilmiyor, ona yakalanmamam lazım. Bak şimdi şöyle yapalım. Bir arka kapı falan bir şey var mı? Ya arka kapı var da gitti orası. Mecburen kapıdan gireceğim. Giriyorum şu an. Tamam. Girdin mi? Girdim şimdi. Süper. Peki dede? Vallahi daha uyanmamış gibi duruyor. Odana da girdin mi? Girdim. Yırtmak üzereyim. Ay, yırttım galiba. Çok korktum yakalanacaksın diye ya. Ay, kopmasın kopmasın. Geldim şimdi. Ece. Ben çok teşekkür ederim.
dün gece için. İyi ki varsın. Sağ ol. Ne demek, rica ederim. Ben de çok eğlendim. Ben de teşekkür ederim. Tamam, hadi şimdi ses çıkarma. Yakalanacaksın. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne oluyor lan? Tamam ulan, bu kadar korkma. Hep sen mi ziyarete geleceksin? Bu sefer de biz gelelim dedik. Nasıl girdin lan sen içeriye? Sen bu kapıyı kilitlememişsin. Tabii bu kadar güvenlik varken kilitlememen normal. Ama sizin bu sağ tarafta açıklık var. Orayı güvenlik görmüyor. Orayı söyle bir halletsin. Gel gel. Bana zarar verirsen bunu geri verme. Ha, ver lan şunu! Şşş, bağırma lan. Baban duyacak, manyak. Oğlum sen kafanın içinde et mi var senin? Ne var lan? Manyak mısın sen? Arabayı çalmanın yanına kalacak mı sanıyorsun? Biliyorum. Teker değse yola ben var ya seni aldırırım ha. Biliyorum, biliyorum. Ben de o yüzden geri getirdim. Al kardeşim. Lan ver şunu bak. Ver, ver. Sakin ol. Tamam. Nerede diye sormayacak mısın? Nerede? Şimdi bak buradan... Gerçi buradan değil, sen buradan çıkıyorsun. Buradan çıktın, sizin o büyük gereksiz kapı var ya, oradan sağa dön. Bir arazi var, boş. Ama başı boş bir arazi. Oraya koydum. Üstünü de açtım. Dikkat et, bir şey olmasın. Bence hemen git. Tamam, üstü açıldı. Kabriyoya. Hadi, ben buradan çıkarım, sen merak etme. Ne oldu? Uyandırdın mı çocuğu? Öperek. Yok ya, şaka değil mi? Şaka değil mi? Bu kadarını yapmazsın lan. Oğlum bu kadarını da yapmazsın, ben babama ne diyeceğim lan? Ne yapıyor lan bu? Toparlayabilir miyim diye bakıyor herhalde. Ben babama ne diyeceğim, şunun haline bak. Çocuğun böyle önünde babasını çekip vursan, bu kadar çok doğru seçim yaptın. Ama şimdi uçurumdan atmaktansa böyle presletip önüne koyma fikri de senindi. Sen olmasan yapamazdım, sağ olasın. Yani bak, bittim ben. Bunu bir daha yapmayalım. Kesinlikle. Yani gelmiş. Yeah.